Merhaba, ben Gözde Güngör Ertunç, Egeus Grup Enerji kurucu ortağıyım. Ve her zaman gururla söylerim, Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunuyum. Jeoloji bir meslekten öte, benim için bir yaşam tarzıdır. Branş derslerini almaya başladıkça, hocalarımızın ve üniversitemizin de büyük katkısıyla bu mesleğe gönül verdim. Öyle ki dersliklere adım attığınız andan itibaren artık öğrenci değilsinizdir. Hocalarınız sizi meslektaşları olarak addedecektir. Ve bu yaklaşım ile yetiştirildiğiniz için iş hayatına da daha çabuk adapte olabiliyorsunuz. Daha da önemlisi, mezun olduktan sonra da Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği her zaman arkanızda ve size destek olmaya devam ediyor. Peki jeoloji mühendisliği nedir? Jeoloji en temel bilim dallarından birisidir bence. Mühendislik bilgilerini ve donanımlarını kullanarak yaşadığımız dünyanın ve hatta artık diğer gezegenlerin de oluşumlarını, milyarlarca, milyonlarca yıllık geçmişlerini inceleyerek bugününü anlayan ve geleceklerini tayin eden, çözen bir bilim dalıdır. Sadece sayısal netlik ve analitik çözümler üzerine çalışmaz. Kesinlikle hayal gücü gerektirir. Denizlerin, kıtaların hareketlerini inceler, depremler, volkan patlamaları hayal eder ve bunları üst üste bindirirsiniz. Bazen uyduları kullanarak uzaydan bakarsınız dünyaya. Bazen de binlerce metre derinlikteki sondajlarla yer altına inersiniz. Sürekli yeni şeyler görürsünüz ve yeni şeyler öğrenirsiniz. Peki dünyada ve Türkiye'de bu mesleğin yeri nerededir? Maalesef ülkemizde önemi çok geç anlaşılmış. Bilim dalı ve meslek olarak son 100 yılda yani Cumhuriyet'le birlikte gelişmeye başlamıştır. Oysa ki gelişmiş ülkelerin tarihlerine bakarsanız bilimsel ve ekonomik olarak gelişmelerin kaynağında kesinlikle jeoloji bilimine değer verdiklerini görürsünüz. Coğrafi keşifler, değerli madenler, köprü ve tünel inşaatları, tren yolları, petrol keşifleri gibi birçok atılıma jeoloji bilimi öncülük etmektedir. Enerji dünyamızın en önemli ihtiyacı. %90'ını yeraltı kaynaklarının üretimiyle sağlıyoruz. Burada da yine ve tabii ki jeoloji bilimi en ön safta yer alıyor. Jeoloji mühendisliği dünyamız ve uygarlığımız için hayati derecede önemli en temel bilim dalıdır. Ben de enerji alanında arama ve sondaj faaliyetleri üzerine uzmanlaştım. Doğalgaz, petrol ve jeotermal kaynaklar üzerine hem jeolojik aranması ve hem de sondaj projelerinde görevler aldım. Bu deneyimlerle de jeoloji bilimine daha çok bağlandım. Mesleki tatmini, bilimsel çalışmanın lezzetini, mesleki başarının hazzını en yüksek ve en yoğun jeoloji mühendisliği yaşatır size. Bir kadın için zor bir meslek mi? Bence her konuda daha üretken ve daha başarılıyız. Ancak bu mesleğin içindeki bir kadın olarak saha çalışmaları da dahil olmak üzere şunu söyleyebilirim. Özellikle jeoloji biliminde kadınların bakış açısı, düşünce ve yorumlama becerileri, sunumlama kabiliyeti kesinlikle bu mesleğe bir artı katıyor. Tabii mezun olduktan sonra iş hayatını ve mesleğimi deneyimledikten sonra net olarak şunu da söyleyebilirim ki üniversitemizin ve bölümümüzün değerini çok daha iyi anladım. Bilimsel ruhu ve tarihi birikimiyle en donanımlı şekilde mühendisler yetiştiren ve her zaman başarıyla üst sıralarda yer alan üniversitelerimizden biridir Hacettepe. Jeoloji mühendisliği konusunda da gerçekten ilk sırada tercih edilebilecek en üst seviyelerde eğitimi olan ve mezun olma değeri çok yüksek olan bir üniversitedir. Bu vesileyle tabii sevgili hocalarıma da tekrar şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin geleceği için jeoloji bilimine, jeoloji mühendisliğine kesinlikle birinci derecede önem verilmesi gerekiyor. Daha çok kendine adamış mühendis, daha çok dinamik bilim insanı gerekiyor ülkemize. En iyisi olmaya gayret edin. Çünkü bu dünyayı, ülkemizi, işini gerçekten iyi yapan insanlar kurtaracak. Hoşça kalın.